Windows 8'in asıl hedefi geleneksel bilgisayarlar ile yeni hayatımıza giren mobil cihazları, dokunmatik cihazları ortak bir işletim sistemi altında toplayabilmekti. Bunun için bir takım değişiklikler ile birlikte geldi. Bunlar arasında Metro arayüzü de bulunuyor. Metro arayüzüne daha önceki geleneksel bilgisayarlarda ulaştığımız başlat menüsü alanından ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda klavyemizdeki Windows tuşu üzerinden de rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Yeni Metro arayüzünde daha önceden alışık olmadığımız bir tarz ile karşı karşıyayız. Uygulama ikonlarının daha ön planda olduğunu ve bilhassa baktığınızda zaten dokunmatik cihazlar için geliştirildiğini rahatlıkla görebilirsiniz. Yeni Metro arayüzün henüz yatay scroll, yatay kaydırma desteklemiyor olması geleneksel bilgisayarlar için biraz daha dezavantaj teşkil ediyor. Aslında şu var, Windows 8 Metro'nun tasarlanırken bilhassa dokunmatik cihazların esas alınarak hazırlanması söz konusu ama yine de geleneksel bilgisayarlar ihmal edilmemeliydi. Bu açıdan uygulama ikonlarının büyük olması, aralarındaki mesafelerin büyük olması ve yatay kaydırmayı desteklemiyor olması Windows 8 Metro arayüzünde geleneksel bilgisayarlar için bir dezavantaj diyebiliriz.